Mutlu günler diliyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta kapanış mücadelesi ve Beykoz Belediye ile İzmir Büyükşehir Belediye karşı karşıya gelecek. İstanbul'da son hazırlıklar yapılıyor. Beykoz'da Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda takımlar yerlerini alıyor. Beykoz Belediye'nin 16 kişilik kadrosu görüntüde. Teknik direktör Mesut Ilgın ve kalede Burak Turan, Murat Varlı ve Mehmet Emre'nin dışında Samet Kamberoğlu, Fatih Ateş, Gürkan Soğukpınar, Tahir İlkbahar, İlkan Keleşoğlu, Çağlayan Öztürk, Alper Aydın, Ozan Erdoğan, Salih Uluda, Adem Orhun Kömürcü, Alperen Arabacı, Ali Mercan ve Ömür Pehlivan olacak 16 kişilik kadroda. İzmir Büyükşehir Belediye'de Namık Dalgakıran'ın 13 kişilik kadrosunda kalede Gökhan Şanlı ve Yevgen Sapun'un dışında Orhan Silgerigil, Bayram Kasırga, İgor Kiselyov, Sertan Can Erdoğan, Tolga Özbahar, Erdoğan Sürer, Burakcan Öztürk, Refik Tuğyan, Nevzat Kerem Direk, Mert Geçgel ve Gökhan Örnek yer buluyor ve takımlar yerlerini alıyor. Maçına kendileri görüntüde Ahmet Koç ve Nedim Güneş. Ahmet Koç Ankara bölgesinden ve Nedim Güneş de Mersin bölgesinden maçın hakemleri ve görüntüye Namık Dalgakıran yansıdı. Az önce maçın gözlemcisi de Kenan Sivrikaya olacak sayın seyirciler. İstanbul bölgesi gözlemcilerimizden, uluslararası gözlemcilerimizden Kenan Sivrikaya da görev alan isimlerden ve takımlar yerlerini aldı. Mesut Ilgın görüntüde Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü Entol takımının baş antrenörü 5. sezonunu yaşıyor ve 3 yıl daha yeni sözleşme imzalandı. Mesut Ilgın'la bunda haberini paylaşmış olalım sizlerle. Nedim Güneş görüntüde 2 Nisan 1986 Mersin doğumlu ve Mersin'de yaşıyor. Tarsus'ta Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'nin kadrosu ve Namık Dalgakıran yakın planda görüntüde. Bugün yine yardımcısı Müjdat Özcan İzmir'de babasının rahatsızlığı dolayısıyla gelemediği İstanbul deplasmanına Namık Dalgakıran'ı 3. sezonunda görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye'de geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı İzmir ekibi ve önemli başarı imza attı. 2007-2008 sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı İzmir Büyükşehir Belediye. O yıllardan bu zamana yine bir önemli kupayı müzesine götürmeyi başardı İzmir ekibi. Sezona da nispeten kötü başladılar aslında. Antalya karşısında deplasmanda açılış mücadelesinde 32-29 mağlup oldu İzmir Büyükşehir Belediye. Geçtiğimiz hafta sonu da Ankara ekibi Mamak Belediye'yi ağırladıkları maçta 35-32'lik skorla sezonun ilk galibiyetine imza attı İzmir Büyükşehir Belediye. Ekrana yedek oyuncular yansıyor. Beykoz Belediye'de genç isimler de var. Altyapıdan yetişen Ali Mercan ve Adem Orhun Kömürcü yakın planda görüntüye yansıdı. Bunun dışında Ozan Erdoğan bugün kadroda ilk yede başlayacak. Salih Uluda da yine yakın planda görüntüdeydi. Tolga Özbahar çok deneyimli bir isim. Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediye'nin kupayı kazanmasında ve ligde zirveye tutunmasında önemli işlere imza atmıştı. Tolga Özbahar 37 yaşında takımında kaptanı. İkinci sezonu yaşıyor. Bu ikinci dönemi aslında İzmir Büyükşehir Belediye'de. Bundan 12 sene önce de yine Beşiktaş'a transfer olmadan önce İzmir Büyükşehir Belediye'nin başarısı için ter döküyordu Tolga Özbahar. Beyaz ağırlıklı formayla izleyeceğiz İzmir ekibini ve sarı ağırlıklı formayla ev sahibi Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü 2 puan mücadelesi verecek. Şu ana kadar geçen 2 haftada Beykoz Belediye açılışta Hatay Spor'u 38-27 mağlup etti ve MYK Handbol'u deplasmanda 38-21 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Spor Toto 3'te 3 yapan tek ekip ve son şampiyon Spor Toto şu an için maç fazlasıyla lider görünüyor. Eğer Beykoz Belediye hanesine 2 puan yazdırırsa yeniden zirveye ortak olacak. Ya da İzmir Büyükşehir Belediye kazanırsa da İzmir ekibi Beykoz Belediye ile puanları eşitleyecek. Bir diğer yanda tabi beraberlik olasılığı da var. Tarafların birer puan hanesine yazdırması durumunda yine farklı bir tablo yansıyacak. İlk düdük geliyor. Zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. İlk hücum İzmir Büyükşehir Belediye'nin sarı arka formayla izlediğimiz Beykoz Belediye savunmada ve 6-0 savunma öne çıkıyor. İlk yedilere baktığımızda da Burakcan Öztürk orta oyun kurucu mevkiinde İzmir Büyükşehir Belediye'de. Bir diğer yanda İgor Kiselyov'u görüyorum.
Gökhan Örnek yine sağ ön kurucu mevkiinde ilk 7'de başladı. Sol kanatta Orhan Sirgeligil, sağ kanatta Refik Tuyan şimdi koşu yaptı. İçeri doğru Tolga Özbahar pivotta top bekliyor. Gökhan'ın atış topu ağlarda. Gökhan Örnek açılışı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye 1-0 öne geçti. Bu arada hemen karşılık Tahir'den geldi. Tahir İlkbahar, o da eski takımına karşı golü attı. Durumu 1-1 yaptı. Gökhan Örnek de tabii İzmir Büyükşehir Belediye'ye gelmeden önce, yani 2 sezon önce Beykoz Belediye forması terletiyordu. İki eski takımlarına gol atan oyuncular şu an için dengeyi sağlamış oldular. Durum 1-1. İkinci dakika. Savunmada Beykoz Belediye'de Gürkan Soğukpınar, Samet Kamberoğlu, Tahir ve pivotta Çağlayan'ı gördüm. İlkan Keleşoğlu da yine savunmadaki isimlerden. Bu arada bir faul düdüğü geldi. Kanatta da Alperen Arabacı ile başladı bugün. Sağ kanatta Ömer Faruk Güldal sakatlığı dolayısıyla yer alamıyor. Beykoz Belediye'de Igor'un atışı blokta zayıfladı. Burak'tan dönen top ama bir alan ihlali var. Tolga topu kavradığı an 6 metre yayı içerisindeydi ve hücum el değiştirdi. Gürkan hemen karşılık vermeye çalıştı ama bir kurtarışta Yevgen Sapun'dan geldi. Maçın ilk iki kurtarışı. Burak Turan ve Yevgen Sapun'dan birer kurtarış ve tabela değişmedi. Burada Refik Tuyan faulle yerde kaldı. Hızlı hücum gelmiyor İzmir Büyükşehir Belediye'de. Yüksek tempolu başladı mücadele. Adına yakışır bir heyecan. Tabii geçtiğimiz sezon her iki ekip de zirveyi oynadı. Her iki ekip de kupa mücadelesinde de yine zirvede yer almaya çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediye ipi göğüsledi. Kupa heyecanında. Gökhan, Burakcan, Tahir karşısında. Igor, Igor Kiselyov boşluk aradı. Yine top çeviriyor. İzmir Büyükşehir Belediye bu arada hatalı yürüme. Ozan, Ozan Erdoğan ve Beykoz Belediye öne geçiyor. Ozan Erdoğan da 7. sezonunu yaşıyor. Bu golle Beykoz Belediye öne geçmiş oldu. Durum 2-1. 3 dakika geride bıraktık. 3 gol izledik. Şu ana kadar birer kurtarış var. Yevgen Sapun ve Burak Turan'dan yansıyan. Burak Turan da geçtiğimiz sezon Beşiktaş kalesini koruyordu. Ve bu sezon itibariyle Beykoz Belediye'nin yolunu tuttu. Gökhan Örnek. Pası Igor Kiselyov, atış blokta zayıfladı. Burak yine bir kurtarışa daha imza attı. Bu arada Orhan, hayır Refik, yerde kalan isim Alperen Arabacı yakın planda savunmada ve faul yapıyor. Burak Turan bir kurtarışa daha imza attı ama dönen topta işte Alperen'in müdahalesi bir faul düdüğü getirdi. Durum 2-1. Beykoz Belediye'nin üstünlüğü devam ediyor. Igor Kiselyov bıraktı. Orada Gökhan pası pivota Tolga ama o da bir faule maruz kaldı ve hücum yine İzmir Büyükşehir Belediye'nin. Çağlayan Öztürk yakın planda görüntüye yansıdı. Gökhan çok uzaklardan gönderdi. Burak Turan 3. kurtarışına imza attı. Gökhan çok çok uzaklardan denedi, şansını olmadı. Ozan kanatta, Alperen dışarı çıktı, Gürkan. Gürkan Soğukpınar ve Ömür Pehlivan Nilüfer Belediye'den Beykoz Belediye'ye transfer olan iki önemli isim. Gökhan Örnek'in itirazları vardı az önce. Muhtemelen onunla ilgili bir uyarı geldi Nedim Güneş'ten. Gürkan Soğukpınar ve Ömür Pehlivan'la 3'er yıllık sözleşme imzalandı Beykoz Belediye'de. Çağlayan Öztürk şimdi desteğe geldi. Gürkan atış topu ağlara gitti. Gürkan Soğukpınar. O da bu maçtaki ilk golünü kaydediyor. Ömür'den aldığı pası golle sonuçlandırdı. Fark 2'ye çıktı. Durum 3-1. Oyun duruyor. Sarı kart çıkacak. Gürkan Soğukpınar. 5 dakika geride kaldı. Durum 3-1. Igor Kiselyov ve buradaki topsuz alandaki müdahalesi Gürkan'a bir sarı kart getirdi. Burakcan, Igor Kiselyov, Gökhan, Igor tekrar,
Burakcan'ın pası, pas arası geldi. Burakcan topu kavradı ve orada bir müdahale ve 7 metre kararı. Burak Turan gole izin vermemişti ama öncesinde bir faul var. İşte burada top sekti Gürkan'dan. Burakcan takip etti. Çağlayan'ın müdahalesi. Çağlayan Öztürk. Ve 7 metre. Maçtaki ilk 7 metre ve çizginin gerisinde Igor Kiselyov farkı 1'e indiriyor. İlk 7 metrede golü buldu Igor Kiselyov. Geçtiğimiz Mamak Belediye maçında 14 gole imza attı. Tek başına Igor Kiselyov gerçekten önemli bir başarı, önemli bir performans. Neredeyse takımın yarısına yakın gol yükünü sırtlamış göründü. Geçtiğimiz hafta sonu Igor Kiselyov, Moldovalı. Yeni transferi İzmir Büyükşehir Belediye'nin Alperen Arabacı. Alperen Arabacı fark tekrar 2'ye çıkardı. Alperen de İstanbul Üniversitesi'nden transferi Beykoz Belediye'nin. Gökhan kendi gitti ve golü attı. Gökhan Örnek. Fark tekrar bir sayı. Gökhan da ikinci golünü attı. Durum 4-3 oldu. Ozan çaprazda ve gol. Goller karşılıklı geliyor üst üste. Ozan Erdoğan da ikinci golüne imza attı böylelikle. Durum 5-3. Sarı kart geldi bu arada. Yevgen Sapun sarı kart görüyor. Ukraynalı kaleci. İzliyoruz. Durum 5-3. 7 dakika ve 8 gol. Fark yeniden 2'ye çıktı. Beykoz Belediye kaçıp İzmir Büyükşehir Belediye kovalıyor. Bu ilk dakikalarda senaryo bu şekilde işliyor. Burakcan Gökhan'la paslaştı. Tolga desteğe geldi. Çapraz geçişler. Tolga Örnek pası. Bir faul var. Çağlayan görüntüde. O da çok deneyimli bir isim. 6. sezonunu yaşıyor. Çağlayan Öztürk Beykoz Belediye'de 33 yaşında. Burakcan pası. Tolga yerde. Faul. Tolga Özbahar yerde kaldı. Pasif uyarısı geldi. Burakcan atış topağalardı. Burakcan Öztürk. Geçtiğimiz sezon Göztepe'deydi. Daha önce de yine 3 yıllık bir aranın ardından İzmir Büyükşehir Belediye'ye dönüş yaptı. Bu arada Orhan Sirgeligil beraberlik golünü getirdi. Pas arası sonrasında Burakcan Orhan'ın koşusunu gördü. 8. dakika 7 bırakırken bu golle durum 5-5 oldu. Orhan Sirgeligil, o da altyapıdan yetişen isimlerden biri. 6. sezonunu yaşıyor İzmir Büyükşehir Belediye'de Orhan Sirgeligil. Durum 5-5 oldu. 9. dakikaya girdik. Gürkan kaçırdı elinden. Yine bir top kaybı. Tolga'nın pası. Orhan yine gole gidiyor ama Burak gole izin vermedi. Burak Turan. İzliyoruz. Orhan Sirgeligil yine hızlı atak. Burak Turan eliyle çıkardı. Durum 5-5'te kaldı. Bu arada bir faul var. Gürkan Soğukpınar yerde. Hayır, Ozan Erdoğan yerde kalan isim. Gökhan'ın müdahalesi görüntüye tekrar yansıdı. Ozan bıraktı. Ömür Pehlivan müthiş bir gol attı. Ömür Pehlivan çok uzaklardan golü buluyor. İzliyoruz, serbest atış çizgisinin dışında. Çok da dengeli bir pozisyon değildi ama burada golü buldu. Yevgen Sapon'u avladı ve tekrar öne geçti. Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü. Gökhan Örnek yakın planda görüntüde. Burakcan. Igor'la paslaştı. Tolga yine desteğe geldi. Yine çapraz geçişler İzmir Büyükşehir Belediye'de hazırlık pasları. Gökhan boşluk aradı. Faul Gürkan Soğukpınar. Müdahale yapan isim. Faul pozisyonu görüntüde. Burakcan. Çağlayan karşısında. Igor boşluk aradı. Yine bir faul var. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. 6-5'lik üstünlüğü var. Beykoz Belediye'nin İzmir Büyükşehir Belediye karşısında pasif uyarısı. Igor'dan çok zorlama bir atış. Tabii bu atış mecburi bir atış da diyebiliriz. Çünkü tam da pasif uyarısı gelmişti. Pas hakkı
azalmıştı. İzmir ekibinin Ozan bu arada çok zor pozisyonda golü atmayı başardı ve yerde kaldı. Ozan Erdoğan farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. Bir de sakatlık yaşıyor. İzliyoruz. Burada Orhan ve Erdoğan Sürer arasında kaldı. Ozan zor pozisyonda köşeyi buldu, golü attı. Ufakta bir sakatlık yaşıyor. Geçtiğimiz sezon özellikle sağ dirseğinde bir problem yaşamıştı. Tam da atış kolunda. Bir an o dirseği tuttuğu an biz de korktuk. İşin aslı gelecek haftalarda tabii Avrupa mesaisi var. Bu iki ekibin İzmir Büyükşehir Belediye'nin Karvina deplasmanında iki maçı var. Beykoz Belediye'de Krasnodar'ı ağırlayacak. 16 Ekim'de burada ve bu mücadeleyi de yine TRT Spor Yıldız'da sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Gökhan'ın atışı Burak Turan ama orada öncesinde Nedim Güneş'in bir faul düdüğü geldi. İzliyoruz. Gökhan yükseldi atış. Gürkan'ın müdahalesi faul. 11 dakika geride kaldı. 7-5'lik üstünlüğü var. Yeniden farkı ikiye çıkardı Beykoz Belediye. Gökhan'ın atışı, Burak Turan'ın teması yeterli değil. Gökhan örnekten şık bir gol geldi. Fark 1'e indi. Bu arada Çağlayan ilk denemesi ve gol. Çağlayan Öztürk pivotta ilk golü buluyor. Beykoz Belediye Çağlayan Öztürk'le. Pası veren Gürkan, golü atan Çağlayan. Burada çok güzel bir çevirme izledik. Çağlayan Öztürk'ten fark yeniden 2'ye çıktı. Beykoz Belediye'nin üstünlüğü devam ediyor. Maçın başında açılışı İzmir Büyükşehir Belediye yaptı. Sonrasında üstünlüğü ele alan Beykoz Belediye bu geçen 11 dakika 45 saniyede hep önde olan taraftı. Igor bıraktı. Burakcan, Gökhan, Orhan tekrar Gökhan. Pivota inmeye çalıştı Burakcan. Olmadı. Igor Kiselyov şimdi. Refik, pasif uyarısı geldi. Gökhan atış bloktan, top dışarı gidiyor. Hücum yine İzmir Büyükşehir Belediye'nin. Pasif devam ediyor. Orhan. Tolga döndü ama Burak Turan yine kurtarışıyla farkı ikide tutmayı başardı. Hızlı hücum, Tahir ve gol. Tahir İlkbahar. İkinci golü, fark 3 sayıya çıktı. Bir anda 9-6'lık skor. Tahir eski takımına ikinci golü. Igor Kiselyov. Moldovalı. Burakcan Öztürk bıraktı. Gökhan'a tekrar top çeviriyor İzmir Büyükşehir Belediye oyun kurucuları. Orhan desteğe geldi. Kanatta koşu yaptı. Pasif uyarısı hemen geldi. Gökhan, Burakcan pivotta atış toparlarda. Tolga Özbahar. İlk golünü atıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'de yine pivotta gol bulduğu bu dakikalarda Tolga. İlkan Keleşoğlu'nun müdahalesinde bir faul düdüğü getirebilirdi. Tabii ağlarla buluşmasaydı top. Yine bir İzmir Büyükşehir Belediye hata ya da 7 metre gelebilirdi. Olmadı. Fark 2'ye indi. İlkan Keleşoğlu ve Tolga Özbahar. Geçtiğimiz yıla hücumda damga vuran pivotlar. Ozan. Faul. Sarı kart geldi. Orada Erdoğan Sürer. Yine top çeviriyor Beykoz Belediye. Ozan'ın pası, Ömür kanada indi. Alperen gol attı. Alperen Arabacı. Fark tekrar 3'e çıktı. 10'a 7'lik üstünlüğü var. Beykoz Belediye'nin Alperen daha iyi bir açı yakaladı ve golü buldu. 15. dakikayı da gördük. 10'a 7'lik üstünlüğü var. Beykoz Belediye'nin İzmir Büyükşehir Belediye karşısında. Maçın da 4'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. Burakcan, Orhan, Gökhan tekrar Burakcan. Çapraz geçişler faul ile durduruldu. Mola geldi.
Molaya alan İzmir Büyükşehir Belediye ve Namık Dalgakıran oluyor. Maçın ilk molası. Mücadelenin de dörtte birlik bölümü geride kalmak üzereydi. Ve 10'a 7'lik üstünlükle girildi. Beykoz Belediye'nin maçın başından bu yana üstünlüğü devam ediyor. Bir ara bir beraberlik yakaladı İzmir Büyükşehir Belediye. Durumu 9. dakikada 5-5'e getirdi ama o dakikadan itibaren yine Beykoz Belediye daha iyi hücum yaparak farkı 3 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Şu ana kadarki performansıyla Ozan Erdoğan ve Gökhan Örnek 3'er sayıyla 3'er golle öne çıkıyor skorer isimlere baktığımızda. Tahir İlkbahar'ın ve Alperen Arabacı'nın 2'şer golü var yine Beykoz Belediye'de. Birer gollü Gürkan Soğukpınar, Ömür Pehlivan, Çağlayan Öztürk, Tolga Özbahar, Orhan Sirgeligil ve Burakcan Öztürk öne çıkıyor İzmir Büyükşehir Belediye'deki skorer isimlere baktığımızda. Igor Kiselyov da şu ana kadarki tek 7 metre imkanını golle sonuçlandıran isim oldu. Moldovalı oyuncu. Az önce de ifade ettiğimiz gibi 16 Ekim'de burada Beykoz Belediye Krasnodar ağırlayacak. EHF Kupası son 32 mücadelesinde ilk maçta. Ve bizler TRT Spor Yıldız'da sizlerle buluşturmaya çalışacağız bu heyecanı. Hücum İzmir Büyükşehir Belediye'nin 15. dakikayı da geride bırakıyoruz. 10'a 7'lik üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Gökhan'ın pası yerini bulmadı. İlkan araya girdi ve hücum şimdi Beykoz Belediye'nin oldu. Salih zorladı ve 7 metre. Beykoz Belediye'nin ilk 7 metresi. Bu arada Gökhan Şanlı kaleyi devralmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye'de mola sonrası. İzliyoruz Salih Uluda. O da ikinci sezonunu yaşıyor Beykoz Belediye formasıyla. Daha önce Antalya Spor'da izlemiştik. Beykoz Belediye'nin ilk 7 metresinde Samet çizginin gerisinde. Samet Kamberoğlu ilk golünü atıyor. İlk 7 metrede golü buluyor. Beykoz Belediye farkı 4'e çıkardı. 11-7. Mola sonrası golü bulan Beykoz Belediye oldu. Tempo yine yüksek. Maçın 16 dakikalık bölümü yüksek tempoda geçti. Burakcan. Faul var. Igor. Yine bir faul. 2 dakika cezası geldi. Maçın ilk 2 dakika cezası. Tahir İlkbahar görüyor. İzliyoruz. Beykoz Belediye 2 dakika eksik oynayacak. Eksik savunma karşısında bakalım İzmir Büyükşehir Belediye nasıl bir hücum yapacak. Refik kanatta ama Burak Turan gole izin vermedi. Igor kanada indi. Eksik oynayan Beykoz Belediye savunmasında bu boşluk aslında çok iyi bir imkan da diyebiliriz Refik Tuğyan için. Ama Burak Turan ayağıyla çıkardı. Yeni takımı Beykoz Belediye'de şu ana kadar benim sayabildiğim 6. kurtarışına imza attı. Salih. Ozan. Ömür bıraktı. Samet pasif uyarısı var bu arada. Basit bir hata geldi top kaybı. Farkı 5'e çıkarma şansını değerlendiremiyor. Ev sahibi Beykoz Belediye. Oyun durdu çünkü tünelden top dışarı gitti ve şimdi Gökhan Şanlı o topun gelmesini bekliyor. Bir dakika var bu arada Tahir İlkbahar'ın cezasının dolmasına. Kaleci kurtarışları görüntüye yansıdı. 6 kurtarış. Burak Turan'ın şu ana kadar gerçekleştirdiği. Igor kanada indi. Bu kez sol kanatta Orhan yine kurtarış Burak Turan. 7. kurtarış Burak Turan'dan yansıyan. Geçtiğimiz sezona kadar Beşiktaş kalesini korumuştu Burak Turan.
yeni takımına oldukça iyi ısınmış görünüyor. Ozan, Salih, eksik oynuyor Beykoz Belediye. Pasif yarısı geldi. Ozan Erdoğan, Orhan'ın yakın savunması faul. Salih'in pası Çağlayan, Çağlayan'ın atışı bir 7 metre daha geldi. Çağlayan tam atış esnasında yerde kalmıştı. İkinci 7 metreyi kullanacak Beykoz Belediyesi. Bu arada Nedim Güneş zeminin temizlenmesi için oyunu durdurdu. Bu da 7 metreyi getiren pozisyon Tolga'nın müdahalesi. Maçın hakemi Nedim Güneş ve Ahmet Koç demiştik. İkinci 7 metre yine Samet çizginin gerisinde ve gol. Samet Kamberoğlu farkı 5'e çıkardı. Bu 7 metre golüyle durum 12-7 oldu. Gol yollarında çok büyük sıkıntı yaşıyor İzmir Büyükşehir Belediye bu dakikalarda. Özellikle Burak Turan'ın da kurtarışları bunda çok etkili tabii. Bunu da ekleyelim. Refik Tuğyan yerine Kerem Direk sağ kanatta oyuna giren isim. İzmir Büyükşehir Belediye'de şimdi topla buluştu Kerem. Gökhan, Burakcan iki pivotla oynuyor. İzmir Büyükşehir Belediye atış topağalarda. Gökhan dördüncü golünü kaydetti. İki pivot organizasyonu gol getirdi İzmir Büyükşehir Belediye'ye. Hemen karşılıkta Alper Aydın. Bir başka pivot. Alper cevap verdi. Ozan'ın müthiş pası. Alper Aydın iyi döndü ve fark tekrar 5'e çıktı. Alper Aydın da geçtiğimiz sezon devre arasında katıldı Beykoz Belediye'ye. Tolga, Kerem, Gökhan Örnek. Yine iki pivotla hücum yapacak İzmir ekibi. Faul var. Erdoğan yerde kaldı. Bir 7 metre bekledi Erdoğan Sürer. O da geçen sezon Göztepe forması terletti. Pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. Bu arada top kaybı. 20. dakikayı da geride bıraktık. Maçın 3'te 1'lik bölümü. 13-8 Beykoz'un üstünde geçildi. Alperen çok zor pozisyonda gol attı. Alperen Arabacı. Fark 6'ya çıktı bir anda. Gerçekten çok zor bir pozisyon. Alperen golü buluyor. Toplamda 3. golünü kaydetti. Ve fark 6'ya çıktı. 14-8. Maçın 3'te 1'lik bölümü. Beykoz Belediye çok önemli bir avantaj yakaladı. Gökhan'ın pası Tolga dönmeye çalıştı. İki pivot arasında Alper ve Tahir. Burakcan pası Erdoğan, yine bir faul. Bu kez müdahaleyi yapan İlkan Kereşoğlu oldu. İzliyoruz. Pasif uyarısı var İzmir hata için. Erdoğan dönmeye çalıştı. Yine bir faul düdüğü. İki pivot hücumuna karşılık daha da sertleştirdi Beykoz Belediye. Bu arada top kaybı. Hızlı hücum şansı. Salih bıraktı. Samet golü attı. Fark bir anda 7 sayıya çıktı. Samet Kamberoğlu. 7 metre dışındaki ilk golü. Toplamda 3. sayısı. Salih'in pası, Samet'in golü. Orhan, Tolga Erdoğan'a bıraktı. Erdoğan faul. Hemen hareketlendirdi Burakcan oyunu. Gökhan Örnek pası Erdoğan. Erdoğan ve gol. Çok güzel bir gol attı İzmir Büyükşehir Belediye. Erdoğan Sürer'le aslında Gökhan'ın pası burada müthiş. Taktik olarak da savunmayı boşa çıkartmayı başardı sağ çaprazda Gökhan Örnek. Erdoğan da ilk golünü attı. Bu mücadelede farkı 6'ya indirdi İzmir Büyükşehir Belediye.
Alper Aydın pivotta top bekliyor Beykoz Belediye'de. Salih Ozan'a bıraktı. Alper Aydın dışarı çıktı. Ömür Pehlivan şimdi. Tekrar Ozan kanatta, yine Alperen. Alperen Arabacı. Dördüncü golü. 7 farka ulaştı Beykoz Belediye. Yeniden on altı dokuz. Burakcan. Igor Kiselyov. Gökhan. Burakcan. Erdoğan döndü ve gol. Erdoğan sırtı dönük gönderdi topu. Üst üste iki gol buldu Erdoğan'la İzmir Büyükşehir Belediye. Fark yeniden 6'ya indi. Golün tekrarı. Erdoğan çok zor pozisyonda. Buna benzer birçok örneği de var. Erdoğan Sürer'in bu tarz sayılarına alışığız. 5-1 savunma İzmir Büyükşehir Belediye'de. Ozan çok iyi sıyrıldı. Çok iyi fake. Cevap aldı ve fark yeniden 7'ye çıktı. Ozan Erdoğan 4. golüne imza attı. İlk yarıda son 6 dakika kala. Durum 17-10 oldu. Atış Burakcan'ın ama Burak gole izin vermedi. Hızlı bir top ve doğrudan kaleye gitti. Kaleyi boşaltmıştı İzmir Büyükşehir Belediye. Burak Turan kaleden kaleye gol attı. İzliyoruz. Hücumu zenginleştirmek için kaleyi boşaltmıştı İzmir Büyükşehir Belediye ve Burak Turan skora da katkı yapıyor böylelikle. 18-10 oldu. Fark 8'e çıktı. Şu ana kadar Tahir İlkbahar dışında 2 dakika cezası alan almadı. İlkan Kereşoğlu'nun müdahalesi faul. Hemen hareketlendirdi oyunu Igor Kiselyov. Son 5 dakika ilk yarıda Gökhan'ın atışı Burak Turan. Dönen top Gürkan Soğukpınar'da. Ve yine bir hücum izleyeceğiz. Burak Turan da toplamda 8. kurtarışına imza attı. Alper Aydın yerde kaldı. Alper ve Orhan'ın müdahalesi. Yakın savunma Orhan Silgirigil'den. Samet Kamberoğlu. Gürkan Soğukpınar. Gürkan pası Alper Aydın. Yine bir faul düdüğü. Erdoğan Sürer müdahaleyi yapan isim. Atış, şanssızlık Gökhan Şanlı için. Aslında kurtarış gelmişti ama izliyoruz. İyi yükseldi Ozan, kurtarışı yaptı ama top döndü dolaştı, ivme kazandı ve ağlarla buluştu. Fark 9 sayı. Erdoğan'ın da bu toplamda 5. golü. Sahanın en skorer ismi oluyor Erdoğan, Ozan Erdoğan böylelikle. Tolga. Gökhan Örnek çok iyi sıyrıldı ve gol attı. Gökhan Örnek o da 5. golüne imza atıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'nin gol yükünü Gökhan Örnek sırtlıyor. Fark 8 sayı indi. Yakın savunması devam ediyor Orhan Silgirigil'in. Ozan Erdoğan. İlkan dönmeye çalıştı. Faul. İlkan Kereşoğlu yerde. Pozisyonun tekrarı görüntüye yansıdı. Yine çapraz geçişler. Hatalı yürüme. Ozan Erdoğan. Gökhan Örnek. Pası Tolga. Orada savunmanın müdahalesi var. Top kaybı. Ozan Erdoğan bomboş pozisyon ve Yevgen Sapun.
Yevgen gole izin vermedi birebir de. Ozan Erdoğan bomboş pozisyon. Yevgen eliyle çıkartıyor. Çok net bir kurtarışa imza atıyor Yevgen Sapun. Gökhan'dan yine zor bir pozisyonda gol. Fark 7'ye indi. Gökhan da 6. sayısına imza attı. Durum 19-12. Kaleci kurtarışlarında 9'a 1'lik bir üstünlük var. Burak Duran'dan yansıyan Beykoz Belediye kalecisi. Ömür dönmeye çalıştı, olmadı. Faul düdüğü geldi. Ömür bıraktı. Gürkan. O da kanada indi. Samet. Samet Kamberoğlu, yine Yevgen Sapun. Uzun bir top ama Orhan Silgirik için hem zor hem de imkansız bir pozisyon oldu. Çünkü ayağı da 6 metre çizgisinin ilerisindeydi. Bu arada yine hızlı hücum. Beykoz Belediye'de faulle durduruldu. Oyun duruyor. Molayı alan bu kez Beykoz Belediye oluyor. Hızlı hücumlarla her iki ekipte goller denedi ama olmadı. Bu molada Beykoz Belediye'nin biraz temposunu yavaşlatması için gerekli görüldü zannederim. Mesut Ilgın'ın dediğimiz gibi 5. sezonu ve 3 yıl daha artık bu takımın başında olacak. Bir diğer yanda yardımcısı Akın Yenigün aynı zamanda sportif direktör olarak görev alıyor. Bu takımın kuruluşunda da önemli pay sahibi Akın Yenigün. Aynı zamanda plaj handbol erkek milli takımında baş antrenörü. Kaleci antrenörü Serdar Karaçam da 3. sezonunu yaşıyor. Genel menajer eski efsane oyunculardan Cengiz Hatırnaz da yine menajerlik görevini üstleniyor. Beykoz Belediye'de sahanın en skorer ismi Gökhan Örnek 6 gole imza attı. Bu mücadelede şu ana kadar geçen sürede aslında hemen hemen her pozisyonda Beykoz Belediye gol bulmakta zorlanmadı. İzmir Büyükşehir Belediye'nin hücum varyasyonları çok çok aksadı. Ve 19-12'lik skor yansıyor ama farkın da 9 sayıya kadar çıkması yaklaşık birkaç dakika öncesine kadar Beykoz Belediye'nin önemli bir avantaj yakalaması bunu gösteriyor. Şimdi fark 7 sayı ve yine Beykoz Belediye hata. Alperen Arabacı sağ kanatta 5 kez gol fırsatı yakaladı ve 5'ini de golle sonuçlandırdı. Alperen farkı tekrar 8'e çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye savunmada büyük sıkıntılar yaşıyor. Hücumda olduğu kadar. Bu arada Tolga çok iyi döndü. Tolga Özbahar ve hücum faul kararı. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. İzliyoruz hücum faul. Ve ilk yarıda son 40 saniye. Yaka savunması devam ediyor. Orhan Silgirigil'in önünde Ozan Erdoğan. Çağlayan. Salih oyuna girdi. Alperen'le paslaştı. Gürkan kanatta, Samet. Son 20. İlk yarı için yine Alperen ama bu kez kaçırdı. Alperen Arabacı. İlk yarıda son 15 saniye. Muhtemelen son hücum olacak. İzmir Büyükşehir Belediye bakalım farkı 7'ye indirebilecek mi? Top dışarıda. Ve ilk yarı bitiren son siren sesi duyuldu. İlk yarıda 8 sayılık avantaj yakalıyor. Ev sahibi Beykoz Belediyesi soyunma odasına 20-12'lik üstünlükle gidiyor. İlk yarı skoru Beykoz Belediye 20, İzmir Büyükşehir Belediye 12. İkinci yarıda tekrar bekliyoruz. Toplam 5 gole imza attı ilk yarıda. Beykoz Belediye'nin 5'er sayılı 2 oyuncusundan biri. Alperen Arabacı da kanatta 5 gol buldu. Ve Mesut Ilgın'ın öğrencileri ilk yarı performansında 20 gole imza atarak önemli bir skor üstünlüğü yakaladı. Çünkü
Hücumda ne zaman gelse Beykoz Belediye neredeyse bütün hücumlarında golü bulmayı başardı. Ve ilk yarıda 20 sayıda istatistiğe vurduğumuzda çok önemli bir başarı. İzmir Büyükşehir Belediye açısından baktığımızda da 6 gole imza atan Gökhan Örnek öne çıkıyor. Onun dışında Erdoğan Sürer'in 2 sayısı var ve bunun dışındaki bütün rakamlar 1. Yani birer gollü Orhan Sirgeligil, Igor Kiselyov, Burak Can Öztürk, Tolga Özbahar skora katkı yapmaya çalıştı. Ekrana yansıyan Burak Turan çok önemli bir istatistiğe imza attı. O da 9 kez kurtarışıyla takımın savunmasında bel kemiği haline geldi. Beykoz Belediye kalecisi Burak Turan. Yevgen Sapun'un da 4 kurtarışı var. İlk yarı itibariyle baktığımızda rakamlarda ve istatistiklerde Beykoz Belediye'nin üstünlüğü hem hücum noktasında hem de savunma anlayışında öne çıkıyor. Alperen Arabacı da kanatta toplam 5 kez gol fırsatı yakaladı ve bunu da hepsini golle sonuçlandırmayı başardı. Gökhan Örnek 6 gole imza attı. İlk yarının en skorer ismi olarak öne çıkıyor Gökhan ve ikinci yarıya birazdan Beykoz Belediye başlayacak. Maçın hakemleri Nedim Güneş ve Ahmet Koç. Mücadelenin gözlemcisi de Kenan Sivrikaya İstanbul bölgesinden. Ahmet Koç Ankara'da Yavuz Selim Ortaokulu'nda aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olarak görev alıyor. Yeni tayin oldu ve Ankara'da şimdi öğrencileri de onu izliyor. Gazi Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği mezunu Ahmet Koç aynı zamanda. Ve selamı da iletmiş olalım bizler Yavuz Selim Ortaokul öğrencilerine. İkinci yarıya Beykoz Belediye başladı. Tekrar başarılar diliyoruz her iki ekibe. İlk yarıdaki 8 sayılık avantaj bakalım Beykoz Belediye'ye bir galibiyet getirecek mi? Bunu da göreceğiz. Atış topağları gitti. Gürkan hiç beklenmedik anda elinden çıkarmayı başardı. Ve ikinci yarının ilk golü Gürkan Soğukpınar'ın elinden çıktı. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye yarı sahasına eli boş dönüyor. Samet Kamberoğlu hızlı hücumla golü buluyor. Samet de 4. golüne imza attı böylelikle. Fark bir anda 10 sayıya kadar yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediye ilk yarıda 10 dakikada dengeli bir mücadele ortaya koymuştu. Skora da yansıyan bu dengeli mücadele sonraki aşamada farklı bir senaryoyla Beykoz Belediye'nin üstünlüğü şeklinde ilerledi ve ikinci yarının ilk 2 golü farkı 10'a çıkartarak Beykoz Belediye adına yine avantajı daha da yükseltiyor. Igor Kiselyov zorladı. Faul. Bugün ilk yarının suskun ismi Igor. Geçtiğimiz Mamak mücadelesinde 14 gole imza atmıştı. Yine atış Burak Turan'da kaldı. Burak Turan. İlk yarıda bir de golü var. Kaleden kaleye Burak Turan'ın. Bunu da hatırlatalım. Yine fark 10 sayı. Burakcan. Atış toparlarda. Nedim Güneş. Hayır, öncesinde bir faul düdüğü. Nedim Güneş faulü verdi. Ahmet Koç bir an her iki hakemin de bir göz göze geldiği anı gördük. Gol yeri kazanmadı ama şimdi Gökhan Örnek bu golü atıyor. İkinci yarıdaki ilk sayısı İzmir Büyükşehir Belediye'nin Gökhan Örnek'ten geliyor. Gökhan burada zor pozisyon. Toplamda 7. golüne imza attı Gökhan Örnek. Farkı 9'a indirdi. Çağlayan. Gürkan. Ozan. Ömür Pehlivan ve gol. Çok iyi paslaştı. Ev sahibi ekip. Boş adam. Ömür Pehlivan'ı iyi gördü. O noktada Gürkan ve golü atıyor Ömür Pehlivan. Asist yapan Ozan bu arada, düzeltelim. Tabi çapraz geçiş organizasyonuyla beraber gelen bir gol oldu. Fark yeniden ona çıktı. Ömür de ikinci sayısına imza attı. Fark ona çıkıyor. 23-13'lük skor yansıyor. Burakcan, Gökhan. Pası pivota ama bir faul var.
Orhan Silgerigil ile anlaşamadı. Orada Gökhan Örnek. Öncesinde bir faul düdüğü geldi. Gökhan. Gökhan Örnek kendi gitti ve golü attı. Gökhan 8. sayısı. İzmir Büyükşehir Belediye'nin 14 golünün bu 8. sayısını kaydederek gol yükünün yarısından fazlasını sırtladığını gösteriyor Gökhan Örnek. Çağlayan Ömür yine çapraz geçişler Beykoz Belediye'de. Ozan bıraktı, Gürkan faul var. Gürkan Soğukpınar ve Ömür Pehlivan ikilisi Nilüfer Belediye'den transferi Beykoz Belediye'nin. Nilüfer Belediye'de de önemli işlere imza atmıştı bu ikili. Özellikle geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuştu Gürkan. Takıma ne kadar adapte olduğunu gösterdi. Ozan'ın atışı direkten döndü. Sonrasında Samet Kamberoğlu yine bir Beykoz Belediye atağı için topu oyun kurucularına gönderdi. Pasif uyarısı geldi Beykoz Belediye atağı için. Gürkan Soğukpınar, Ömür, Çağlayan döndü. Atış direkten dönüyor yine. İki atışta direkten döndü Beykoz Belediye'de. Fark 9 sayıda kaldı. Gökhan kendi gitti ve gol attı. Gökhan Örnek sorumluluk alıyor bu dakikalarda. Fark 8'e indi. Toplamda da 9. golüne imza attı Gökhan Örnek. İkinci yarıda açılışı yapan Beykoz Belediye farkı 10 sayıya kadar çıkarmıştı ama İzmir Büyükşehir Belediye Gökhan Örnek'in golleriyle tekrar tempoyu yükseltti. Hayat buldu. Bakalım bu 8 sayılık farkı daha da azaltabilecek mi? Gürkan atışı Yevgen'de kaldı. Yevgen Sapun. 5. kurtarışı Yevgen'in. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye hata. Fark 7'ye indi. Fark 8'e indi. 7'ye indirme şansı şimdi İzmir Büyükşehir Belediye'ye. Bakalım ne getirecek? 37. dakikaya da girdik ve 23-15'lik skor yansıyor. Burakcan, Gökhan ve şimdi tekrar Burakcan. Igor Kiselyov ama Burak Turan. Hızlı hücum denedi, olmadı. Orhan Silgirigil araya girdi. Şimdi Erdoğan. Erdoğan Sürer. 3. golünü imza attı. Fark şimdi 7'ye inmiş oldu. Tahir'in pası Çağlayan ve 7 metre. Tolga Özbahar yakın planda görüntüde. Çağlayan Öztürk. İzliyoruz. Samet Kamberoğlu 3. kez çizginin gerisinde ve gol. 3. 7 metrede de golü buluyor Samet Kamberoğlu. Bu 5. golü toplamda. Fark tekrar 8'e çıktı. Üçte üç yaptı 7 metrelerde. Beykoz Belediye'de Samet Kamberoğlu bir 7 metrede sadece Igor Kiselyov golü buldu. Şu ana kadar herhangi bir 7 metrede kurtarış gelmedi. Gökhan fake'i cevap aldı. Gökhan zorladı ve faul. Gökhan Örnek görüntüde. Sahanın en skorer ismi. 9 golü var şu ana kadar. Geçen sürede Erdoğan Sürer'in yerde kaldığı an. Kerem Direk, Gökhan Örnek, atış Burak, 12. kurtarışı Burak Turan'ın. Ozan, Tahir, fark 8 sayıda kaldı. Beykoz Belediye yine avantajını sürdürüyor. Ozan Erdoğan, zor pozisyon, yerde ve faul.
Yine hücum Beykoz Belediye'nin. Salih desteğe geldi. Bıraktı Ömür Pehlivan. Yakın savunma Tolga'dan. Ozan yine çapraz geçişler Beykoz Belediye'de. Pasif yarısı geldi. Yevgen Sapun bir kurtarışa daha imza attı ama Alperen de kaldı. Alperen direğe geçemedi. Üst üste direkten dönen toplar ve Yevgen Sapun'un kurtarışları. Bakalım ne getirecek İzmir Büyükşehir Belediye'nin hücumuna. Bu arada Tolga, o da direğe geçemiyor. Tolga Özbahar. Samet kanatta. Samet Kamberoğlu. Kanattaki ikinci golü. Hızlı hücumda bir golü var. Toplamda 3-7 metre ve hepsi birleşince 6. sayısına imza atıyor Samet Kamberoğlu. Fark 9'a çıktı yeniden. Ve maçın da 3'te 2'lik bölümü geride kalmak üzere. Çok önemli bir avantaj Beykoz Belediye'nin elinde. Igor. Burakcan. Destek geldi Orhan Silgerigil'den. Orhan. Gökhan. Yine bir faul. Faul pozisyonu görüntüde. Bu arada Burakcan Öztürk farkı tekrar 8'e indirdi. Maçın 40. dakikası da 25-17 tamamlanıyor. Yani maçın 3'te 2'lik bölümünde 8 sayılık bir avantaj yine Beykoz Belediye'nin hanesinde. İlk yarıyı da 20-12 tamamlamıştı ev sahibi ekip. Ozan. Ömür için çok kötü pas. Top geride kaldı ve pasif uyarısı geldi. Ozan pivota indi, Alper ve gol. Alper Aydın çok zor pozisyonda yine golü buluyor. Alper Aydın'la Beykoz Belediye farkı 9'a çıkartıyor. Az önceki faul pozisyonu ve mola. Yine İzmir Büyükşehir Belediye molayı aldı. Namık dalga kıran takımı 9 sayı geride ekrana yansıyor. Geçtiğimiz yıla nispeten kadroda yine farklılıklar var. İzmir Büyükşehir Belediye ve Beykoz Belediye'de bu farklılıklardan İzmir Büyükşehir Belediye olumsuz etkilenmiş gibi görünüyor. Şu ana kadar geçen bu üçüncü mücadele, tabii toplamda da dördüncü maçı İzmir Büyükşehir Belediye'nin resmi maçlarda. Açılışı Spor Toto karşısında Süper Kupa mücadelesiyle yaptı İzmir Büyükşehir Belediye ve burada kazanan Spor Toto oldu. Sonrasında Antalya Spor karşısında deplasmanda Süper Ligi açtı İzmir ekibi. Ve sonuç olarak burada da istediği sonucu alamadı. 32-29'luk skorla kazanan Antalya Spor oldu. Sezonun ilk galibiyetine Mamak karşısında imza attı. 35-32'lik skorla İzmir ekibi. Ve bugün Beykoz Belediye karşısında maçın 3'te 2'lik bölümünde üstünlük ev sahibi Beykoz Belediye'nin. Dokuz sayılık bir avantaj. Mola süresi sona erdi. Bakalım Beykoz Belediye'ye bir galibiyet getirecek mi? Ya da kalan bu 19 dakikadan az sürede İzmir Büyükşehir Belediye bir geri dönüşe imza atabilecek mi? Igor Kiselyov, Burakcan, Gökhan ve çapraz geçişlerde Orhan tekrar Gökhan'a bıraktı. Gökhan boşluk aradı, olmadı. Geriye dönecek Samet Kamberoğlu'nun müdahalesi. Orhan Silgerigil. Atış topağlarda Burakcan Öztürk golü atıyor. Burakcan toplamda da 3. sayısını kaydetti. Fark 8'e indi. Samet hemen karşılık verdi. Samet Kamberoğlu kanatta 3. golü. Toplamda 7. sayısı. Samet geçen senenin gol kralı. Samet Kamberoğlu özellikle ikinci yarıda biraz daha sol kanadı kullanmaya başladı Beykoz Belediye. İlk yarıda sağ kanattan daha çok goller buldu. Alperen Arabacı'yla.
Orhan, Gökhan, Burakcan, pivotta Tolga ve gol. Tolga Özbahar. İzmir Büyükşehir Belediye de maçı bırakmıyor. Fark 8'e yeniden. Yine Samet, yine gol. Yine kanatta Samet Kamberoğlu'nu buldu. Son pasta Beykoz Belediye hücumu. Tahir'in pası, Samet'in golü. İki Rizeli, Tahir İlkbahar ve Samet Kamberoğlu. İzmir Büyükşehir Belediye, tabii rotasyon imkanı da çok kısıtlı bu sezon itibariyle. Geçtiğimiz yıla nazaran bunu da hatırlatalım. Orhan Sirgeligil. Orhan kendi gitti ve golü atıyor. Orhan bu arada sakatlık yaşadı. Zannederim karın boşluğunda bir darbe aldı o yükselme esnasında. Orhan farkı 8'e indirdi. Orhan Sirgeligil ikinci golüne imza attı. Umarız ciddi bir şey yoktur. Rotasyon dedik, şimdi Bayram Kasırga belki sol kanatta oyuna girebilecek durumda. İzmir Büyükşehir Belediye'de genç oyunculardan biri Bayram. Orhan Sirgeligil'e nispeten Samet Şanslı'nın yanında şimdi Orhan. Bakalım oyuna devam edebilecek durumda mı? Bunu zamanla göreceğiz. Mert Geçgel oyuna girdi bu arada. Savunmada o da genç isimlerden biri, İzmir Büyükşehir Belediye'de. Alt yapıdan yetişen Mert, Bayram ve Sertan Can Erdoğan görüntüde. Bu arada atış topu ağlarda Ömür Pehlivan. Çok uzaklardan denedi Ömür ve farkı 9'a çıkardı yeniden Beykoz Belediye. Alperen Arabacı pas arası yaptı, hızlı hücum şansı Samet Kamberoğlu. Samet Kamberoğlu hızlı hücumla yine golü buluyor. Beykoz Belediye farkı 10'a kadar çıkardı tekrar ev sahibi ekip. Bu ikinci hızlı hücum golü Samet Kamberoğlu'nun elinden çıkan. Toplamda da 9. gol oldu. Samet şu ana kadarki performansıyla sahanın en skorer ismi. Gökhan Örnek'le beraber sayıları eşitlemiş oldu. Gökhan. Faul. Bayram Kasırga bu arada oyunda kanatta. Orhan Sirgeligil yerine. Koşu yaptı. Burakcan pivota düşündü, olmadı. Alper Aydın araya girdi. Yine bir hızlı hücum. Yine Samet Kamberoğlu ve yine gol. Fark 11'e çıkıyor. Alper Aydın. Burada Burakcan'ın müdahalesi yerde kaldı. Pasını aktarmayı başardı. 2 dakika cezası Burakcan az önceki müdahalede 2 dakika cezası alıyor. Tabi gol. Peki sıra geldi. Biz tekrarını izlerken Burakcan Öztürk de o 2 dakika cezasını aldı. Maçında 4'te 3'lük bölümü geride kaldı. 11 sayılık bir avantaj Beykoz Belediye'de. 31-20'lik skor yansıyor 45. dakikayı geride bırakırken. İzmir Büyükşehir Belediye ilk kez eksik oynuyor. Burakcan Öztürk'ün cezası orası. Savunmayı oldukça kısalttı bu arada. Konuk İzmir Büyükşehir Belediye eli boş dönüyor yarı sahasına. Tahir'in atışı da Igor'da kaldı. Düzeltiyorum, Yevgen'de kaldı. Erken bir gol bulmaya çalıştı Tahir burada. Yevgen Sapun. O da 8. kurtarışı. 2 dakika cezalarında birer kez eksik bıraktılar takımlarını Tahir ve Burakcan. Ozan'ın pası, Ömür'ün atış dışarıda. Farkı 12'ye çıkarma şansını değerlendiremiyor Beykoz Belediye. Son 14 dakika kala
Durum 31-20 ve eksik hücum İzmir Büyükşehir Belediye'de. Orhan. Gökhan kaleci kurtarışlarında 13'e 8'lik üstünlüğü var. Burak'ın. Bu arada dönen topta Bayram Kasırga kanatta ilk fırsatı değerlendirdi. Farkı 10'a indirdi. Ömür. Faul. 2 dakika cezası Orhan Sirgeligil. Oyuna az önce girdi Orhan, sakatlığından dolayı kenardaydı. Girer girmez takımını yine eksik bıraktı. Bu kez 2 dakika cezasıyla 2 kişi eksik oynuyor İzmir Büyükşehir Belediye. Bu arada Burakcan'ın cezasının dolmasına da çok az bir süre kaldı. Sağ kanat bomboş pozisyon ve top ağlardı. Genç oyunculardan Ali Mercan. Altyapıdan yetişen isimlerden Ali golü atıyor. Fark 11 sayıya çıkıyor. 19 yaşında Ali Mercan. Beykoz Belediye'nin altyapı oyuncularından biri. Adem Orhun Kömürcü ile beraber esami listesinde yer alan isimlerden. Kale boş bu arada İzmir Büyükşehir Belediye'de. Gökhan bıraktı. Igor günün suskun ismi ve elinden kaçırdı. Basit bir top kaybı. Ozan bomboş pozisyon ve top ağlarda. Fark 12 sayı. Ozan Erdoğan da ikinci yarıdaki ilk golünü kaydetti. Yine eksik İzmir Büyükşehir Belediye hücumu ve yine kaleyi boşalttı. Konuk ekip risk alıyor. Igor pası yerini bulmadı. Tolga kavrayamadı. Kale boş ve Ömür. Ömür Pehlivan da toplamda 4. golünü kaydetti. Fark 13 sayıya kadar çıktı. Tolga Özbahar bu arada 2 dakika cezası alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye iyiden iyiye eksik kaldı. Orhan Sirgeligil'in cezasının dolmasına da daha 20 saniyeden fazla var. Tolga Özbahar ve Orhan Sirgeligil kenarda. Kale boş İzmir Büyükşehir Belediye'de. Igor Kiselyov. Faul düdü. Gökhan. Kanada inmeye çalıştı, olmadı. 2 dakika cezası İlkan Keleşoğlu. İzliyoruz. İlkan'ın bu müdahalesi 2 dakika cezası getirdi. Bu kez Beykoz Belediye eksik oynayacak. Şimdi şartları eşitlemiş oldu İzmir Büyükşehir Belediye. 5 kişilik savunma karşısında gol arayacak. Kaleyi boşalttı konuk ekip bu arada. Son 11 dakika kala fark 13 sayı. 34-21'lik skor var. Oyunun hareketlenmesini bekliyoruz. Tabela ile ilgili bir problem var zannederim. Şimdi oyun hareketlendi. Bayram. Igor beklemiyordu bu topu. Orhan tekrar. Gökhan. Bayram Kasırga. Faul.
Faul pozisyonu görüntüde. Gökhan zorladı. Bir faul daha. Gökhan örnek görüntüde. 9 golü var. İki dakika cezalarında 3 kez eksik oynadı İzmir Büyükşehir Belediye. Toplamda 6 dakika demek. Beykoz Belediye'de İlkan Keleşoğlu ve Tahir İlkbahar 2 dakika cezası alan isimler şu ana kadar. Gökhan ve Alper ikili mücadelede faul düdüğü geldi. Gökhan bıraktı. Igor'un atış toparlarda. Günün suskun ismi Igor Kiselyov. 1.7 metre golü var ve bu da ikinci golü Igor Kiselyov'un. Farkı 12'ye indirdi. Bu kez Beykoz Belediye kareyi boşalttı. 5 kişilik savunma karşısında. Bu arada Tolga Özbahar'ın da cezası dolmak üzere. Çapraz geçişler. Sol kanat. Atış topu ağlarda. Golü atan Beykoz Belediye'de Adem Orhun Kömürcü oldu. Fark 13 sayı. Igor köşeden denedi ama top direkten dışarı gidiyor. Kaleyi bu arada Murat Varlı devraldı. Burak Turan'dan. Atış Gökhan Şanlı ama 7 metre kararı var. Alper Aydın yerde kalmıştı. İzliyoruz. Müdahale Orhan'dan. Tabi boyalı alan içinde bir müdahale. Yedi metre ve gol. Adem Orhun Kömürcü golü atıyor. Fark 14 sayıya kadar çıktı. 7 metre atışlarında 4'te 4 yaptı şu ana kadar ev sahibi ekip. Faul düdüğü geldi. Burakcan. Tolga yerde. Bir faul düdüğü daha. Faul pozisyonu görüntüde burada. Tolga yerde kalmıştı. Gökhan pasif uyarısı geldi İzmir hata için. Burakcan zorladı. 2 dakika cezası Ömür Pehlivan. Beykoz Belediye eksik oynayacak. Bu pozisyonda Ömür Pehlivan 2 dakika cezası gördü. Takımını eksik bırakacak. Gökhan. Oyun devam ediyor ama alan ihlali. Ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı. Tolga topu kavradığı an çizginin üzerindeydi ve bu gol değeri kazanmayan top. Şimdi yine Beykoz Belediye hata izleyeceğiz. Eksik hücum. Kaleyi boşalttı ev sahibi ekip. Evet.
Pasif uyarısı var. Salih. Top dışarıda. Ali Mercan'ın topa ulaşmasına çok da imkan yoktu ve hücum el değiştirdi. Burakcan kanada indi. Atış dışarıda. Mert Geçgel. İlk gol denemesi başarısız. Top dışarı gidiyor. Yine kaleyi boşaltacak. Murat Varlı yerini Ozan Erdoğan'a bıraktı. Hücumu zenginleştirmek için eksik oynayan Beykoz Belediye kaleyi boşalttı. Fark 14 sayı. Kalan son 5,5 dakika. Çok önemli bir avantaj ev sahibi Beykoz Belediye için. Kanatta yine topla buluşan Adem ama top dışarı gidiyor. Adem Orhun Kömürcü. Son 5 dakika. Igor Kiselyov top dışarıda. Tabii oluşan farkın mücadeleye etkisi temponun düşmesine sebep oldu. Çok önemli bir avantaj. 14 sayılık bir fark var. Tahir'in atışı top ağlara gitti. Tahir İlkbahar ikinci yarıdaki ilk golü. Fark 15 sayıya kadar çıktı. Gökhan. Murat Varlı gole izin vermedi ama öncesinde bir faul düdüğü var. Atış yine Gökhan'dan Murat Varlı. Murat Varlı 7. sezonu Beykoz Belediye'de. Atış sağ kanatta. Golü bulan Ali Mercan. İkinci golü Ali'nin altyapıdan yetişen bir isim. Ali Mercan. Kaleci kurtarışlarında 15'e 8. Beykoz Belediye kalecilerin üstünlüğü var. Burakcan'ın atışı yine Murat Farlı gole izin vermedi. Hücum İzmir Büyükşehir Belediye'nin. Murat Farlı'nın kurtarışı görüntüye yansıdı. Burakcan bu kez şeytanın bacağını kırmayı başarıyor. Son 2,5 dakika kala uzaktan denemesi golle sonuçlandı. Burakcan'ın golü. Son 2 dakika artık maçta. Tahir yine mesafe tanımaz bir atış yaptı. Müthiş bir gole imza attı. Bu arada İlkan Kereşoğlu pas arası ve yine gol. 40. sayıya ulaşıyor Beykoz Belediye. İlkan da ilk golünü kaydetti böylelikle. İzmir Büyükşehir Belediye Santra'da top kaybetti ve kalesinde golü görüyor. Son 1,5 dakika. Burakcan. Atış Murat Varlı. Hızlı hücum.
Yine İlkan. İlkan Kereşoğlu. İkinci golünü imza attı. Son bir dakika kala bu hızlı hücum. İlkan Kereşoğlu durumu 41-23 yapıyor. Son bir dakikaya artık çok önemli bir farkla Beykoz Belediye üstün giriyor. Sertan'ın atışı top dışarıda. Sertan Can Erdoğan. O da altyapıdan yetişen genç isimlerden biri. İlk gol denemesi başarısız. Artık saniyeler kaldı ve Beykoz Belediye galibiyeti kutlamaya başladı. Geçtiğimiz sezonlara baktığımızda bu iki ekip zirveye oynayan iki takım ve başa baş geçen mücadeleler yansımıştı. Tahir'in golü artık son siren sesiyle beraber skoru da netleştireceğiz. 43-23 oldu. 42-23 düzeltiyorum. Ve son siren sesi duyuldu. Kazanan Beykoz Belediye oluyor. Çok önemli bir farkla 42-23'lük skorla ev sahibi Beykoz Belediye 3'te 3 yapıyor ve zirvede Spor Toto'yla puanları eşitliyor. Son şampiyon Spor Toto'da 3'te 3 yapan bir başka ekip ve liderliği paylaşıyor Beykoz Belediye ile Spor Toto 3. hafta sonunda. Yönetmenimiz Gökhan Alpay'dı ve grafikte arkadaşım Şenol Mertoğlu bize katkılarda bulundu. Muhabir arkadaşım Ayşenur Gökerman da şimdi röportajlar için hazırlıklar yapacak ve bizler veda edeceğiz. Bir başka Impol heyecanında görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.